Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a destek verenlerden birisi de Ali Şen'di. Hatta oğlu Metin Şen'i bile listeye sokmuştu. Ancak Koç'un listesinden ilk istifa eden yine Şen oldu. Şu dönemde Ali Şen'in Koç'un karşısında oluşan 3. gruba dahil olduğu konuşuluyor. Asıl bomba iddia ise Ali Şen'in Ali Koç'un Şenol Güneş'le görüştüğü iddiasına çılgına dönmesi. Daha önce yaşadığım sürece Şenol Güneş Fenerbahçe'nin kapısından içeri giremez diyen Şen'in Koç'a yakın isimlerden bu dedikodunun sorduğu ortaya çıktı. Böyle bir görüşme olmadığı ortaya çıktı. Şen'in muhalifliği geride kaldı. Ali Şen başkanlığı döneminde Şenol Güneş'i Fenerbahçe'de göreve getirmek için anlaştı. Karşılıklı mütabakata varıldı. Ancak Güneş son anda vazgeçti. Nedeni Şen'in Rıdvan Dilmen'in kendisinin üzerinde bir yetkiyle görevlendirmek istemesi oldu. Güneş buna karşı çıktı. Fenerbahçe ile anlaşmasını iptal etti. O gün Ali Şen, Şenol Güneş'e cephe aldı. Fenerbahçe efsane başkanı, eski efsane başkanı Ali Şen bu konuyla ilgili geçmişte açıklama yapmıştı. Şenol Güneş, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi hocalardan biri. Onu Fenerbahçe'nin başında görmeyi çok istedim. Başkanken onu evime çağırdım ve görev teklif ettim. Sportif direktör olarak da Rıdvan Dilmen görev yapacaktı. Ama Şenol Güneş bu görevi kabul etmedi dedi.